Merhaba sevgili çocuklar. Bugün 3. sınıf matematik konularımızdan tek ve çift doğal sayılarla ilgili problem çözeceğiz. Tek ve çift doğal sayılar biliyorsunuz ama problemlerde biraz karışıklıklar oluyordu. Bununla ilgili bir video hazırladık. Tek sayılar ve birler basamağı 1, 3, 5, 7, 9 olan sayılardı. Çift sayılarda birler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılardı. Peki bunlarla ilgili nasıl problemler çıkıyor karşımıza? 3 basamaklı en büyük sayı kaçtır dedi mesela. Öncelikle sayımız 3 basamaklı olduğuna göre biz 3 tane kutu çizelim. Basamak adlarını yazalım. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Şimdi 3 basamaklı en büyük çift sayıyı soruyor. 3 basamaklı en büyük sayı yazabilmem için benim yüzler basamağına en büyük rakamı yazmam lazım. En büyük rakamım benim 9'du. O zaman yüzler basamağına 9 yazdım. Rakamlar farklı demediğine göre ben onlar basamağında da 9'u kullanabilirim. Yalnız birler basamağında çift istiyor sayıyı. En büyük çift sayı kaçtı? 0, 2, 4, 6, 8'den en büyük çift sayımızın 8 olduğunu biliyoruz. O zaman 3 basamaklı en büyük çift sayı 998'dir diyoruz. Peki, 3 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır diyor. En küçük çift sayı arıyoruz bu sefer. 3 basamaklı rakamımızı, kutumuzu çizdik. Birler, onlar ve yüzler basamağından oluştuğunu biliyoruz. O zaman benim yüzler basamağını en küçük rakamım kaç? Sıfır. Peki sıfırı yüzler basamağında kullanabilir miyim? Kullanamam çünkü yüzde üç basamaklı sayılar tanımlarken ne demiştik? Başında sıfır olmadan demiştik. O zaman en küçük rakamım bir. Ben biri yüzler basamağına yazdım. Artık onlar basamağında sıfırı kullanabilir miyim? Evet kullanabilirim. Peki sayımız 100 oldu. En küçük çift sayı dediğine göre birler basamağına ne yazabiliriz? Sıfır yazabiliriz. Rakamları farklı demediği için. O zaman 3 basamaklı en küçük çift sayımız da 100'dür diyoruz. 100 aynı zamanda 3 basamaklı yazılabilecek en küçük doğal sayıdır biliyorsunuz. Peki 3 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? En büyük dediğine göre bir kere biz yüzler basamağına 9'u yazacağız. Rakamları farklı demediğine göre ben 9'u onlar basamağında da kullanabilirim. Birler basamağında tek diyor. Benim tek en büyük rakamım kaçtı? 9'du. O zaman 9'u ben birler basamağında da kullanabilirim. 999 olur en büyük tek sayımız. 3 basamaklı. Peki 3 basamaklı en küçük tek sayı kaçtır? 3 basamaklı dediğine göre biz 3 kutumuzu çizdik. Birler, onlar, yüzler basamağı. Öncelikle yüzler basamağını yazıyorum. En küçük dediğine göre ben yüzler basamağına biliyorsunuz 0 yazamıyorum. 1 yazdım. Ama onlar basamağına 0'ı kullanabilirim. Peki 1 ve 0'ı kullandığıma göre ve benden tek sayı istediğine göre o zaman birler basamağına en küçük neyi kullanacağım? Tek sayı yazacağım. En küçük tek sayım kaçtı? 1'di. Peki tekrar kullanabilir miyim? Rakamlar farklı demediği için kullanabilirim. O zaman 3 basamaklı en küçük tek sayım da 101 olur. Peki 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı. 3 basamaklı en büyük tek sayı kaçtır? Bakın bu sefer ne dedi? Rakamları birbirinden farklı olacakmış. 3 rakamımızı yazdık. En büyük dediğine göre yüzler basamağına 9'u yazdım. Onlar basamağına 9'u bir daha kullanabilir miyim? Kullanamam çünkü rakamları farklı olacak. O zaman ben onlar basamağına 8'i yazabilirim. Peki en büyük tek sayı dediğine göre en büyük tek sayım benim 9'du. Birler basamağına 9 yazabilir miyim? Yazamam çünkü rakamları farklı olduğu için 9'u bir daha kullanamam. Sonraki sayım da 7 olduğuna göre 987 3 basamaklı rakamları farklı en büyük tek sayıdır diyorum. Peki 3 basamaklı rakamları farklı en küçük çift sayı kaçtır? 3 basamaklı en küçük dediğine göre yüzler basamağı 1, onlar basamağı 0. Rakamları farklı dediği için ben 0'ı bir daha kullanamam. O zaman en küçük çift sayım sıfırdan sonra 2 olduğuna göre 2'yi birler basamağına yazdım. Sayım 102 olmuş oldu. Peki rakamları birbirinden farklı 3 basamaklı en küçük tek sayı. 3 basamaklı dediğine göre 3 kutu çizdim. Yüzler basamağına en küçük dediği için 1'i yazıyorum. Onlar basamağına 0 yazıyorum. Birler basamağına tek sayı olduğu için ve rakamları birbirinden farklı olduğu için en küçük tek sayım 1'di. 1'i bir daha kullanamayacağıma göre o zaman sırada 3'üm var. 3 kullanıyorum.
103 sayısı olmuş oldu. Peki 9, 3, 0 sayılarının elde edilecek 3 basamaklı, hemen 3 basamağımız gelsin. En küçük tek sayı. En küçük dediğine göre yüzler basamağına ben 1 yazıyorum. 1 yazmıyorum. Burada 9 ve 9, 3 ve 0'ı kullanacağız. Bunların içerisinde en küçük sayı 0 ama ben 0'ı kullanamıyorum. Yüzler basamağı için 3'ü kullandım. Tek sayı dediğine göre 0 ve 9 kaldı. 0 çift sayı olduğuna göre ben birler basamağına onu yazamam. O zaman onlar basamağına 0 yazdım. Birler basamağına da 9'u yazdım. 309 sayısını elde etmiş olduk. Peki 6, 3, 4, 9 sayılarından elde edebilecek 3 basamaklı en büyük tek sayı. Gelsin 3 basamağımız. En büyük tek sayı dediğine göre burada 9 var, 3 var tek sayılar. Ben büyük olanı yüzler basamağına yazmam lazım. 9'u yüzler basamağına yazıyorum. Peki onlar basamağına tek sayı dediği için benim kalan 3'ümü birler basamağına yazmam lazım. Kalan sayıları da 6 ve 4. Büyük olanı onlar basamağına yazdım 6'yı. Peki kalan 4 ve 3'ten birler basamağına hangisini yazmam lazım? 3'ü yazmam lazım çünkü benden tek sayı istiyor. Birler basamağı 3 olduğunda bu sayı tek oluyordu. 963 sayısı da 6, 3, 4, 9 sayılarından elde edebilecek üst basamaklı en büyük tek sayı olur diyorum. Peki 9, 8, 6 rakamlarından oluşturulmuş 3 basamaklı bir çift sayıymış. Ve A birler basamağında da A var. A yerine yazılabilecek sayıların toplamını soruyor. 3 basamaklı sayım 9, 8, A'ymış. Bir sayının çift sayı olabilmesi için birler basamağının 0, 2, 4, 6 ve 8 olması gerekirdi. Buna göre birler basamağına 0, 2, 4, 6, 8 yazdığında bu sayı çift sayı olur. Bunların toplamı da 2, 4, 6, 8'in toplamı da 20 yapar diyorum. Peki 1, 2, A sayısı bir tek sayı olduğuna göre A yerine yazılabilecek kaç rakam vardır diyor. Evet, 1, 2 yüzler ve onlar basamağında kullanılmış. Bir sayının tek olabilmesi için rakamları farklı falan demiyor. Ne yapacağız? 1 yazabilirim A yerine. 121 olur. 3 yazabilirim. 123 olur. 5 yazabilirim. 125 tek sayıdır. 127 olur. 129 olur. O zaman A yerine yazılabilecek 5 rakam vardır diyorum. Peki 7, 1, 6 sayılarının elde edilebilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Evet, 3 tane rakamımız var. En küçük çift sayıyı istiyoruz. 3 basamaklı sayımız gelsin. Birler, onlar ve yüzler basamağı. 7, 1, 6'dan sayıların elde edilebilecek 3 basamaklı en küçük çift sayı dediğine göre ben 7, 1, 6'dan buraya 6'yı kullanamam. 1 ve 7 kaldı kullanabileceğim. En küçük dediğine göre yüzler basamağına ben 1 yazabilirim o zaman. Peki sayım çift olacaksa benim 6'yı birler basamağına yazmam lazım. O zaman 7'yi onlar basamağına yazdım. 6'yı da birler basamağına yazdım. Sayım 176 oldu diyorum. Peki 7, 1, 2, 4, 0 sayılarının elde edilebilecek 3 basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Bunu da siz yapıyorsunuz. Bulduğunuz sonucu da yorumlara yazıp benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.